Hasan Bey bir daha denemek istiyor şansını ve Hava Hanım, çiçek her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Apartman kadar olsa, benim sözüm iğne kadarcık olsa sözümden vazgeçmiyorum. Ben boşanacağım diye çıktı buralara bağır bağır bağırdı. Türkiye duydu. Ben söylemiyorum. Kendi söyledi. Ben boşanmıyorum. Ama dün dedi ya, çocuğun oyuncağını gittim çöpe attım dedi. Yemekte dostum götürdü. Yatta altı kişiyle yattığını kalktığını söyledi. Bu altı oldu. Ben burada durdukça dost çuvala yap. Ben akşama gitmek istiyorum. Barışmak istemiyorum. O çiçeği de hankına verecekse versin. Çiçeğinin peşinde de değilim. Kendi peşinde de değilim. Ben boşanmak istemiyorum. Tamam. Keşke bu noktaya gelmeseydi. Keşke gelmeseydi. Keşke o boşanma avukatını tuttu. Hayır, şöyle diyorum. Adapazarı'nda. Şimdi Covid ilk başta, bu salgın başladığında çok korkutucu bir durumdaydı. Çok korktuk. Gerçekten. Annemin yanından bile biz bir gecede oğlan kardeşimle bir saat oturmadık, kız kardeşime yarıştık gittik. Çok korkutucu bir durumdaydı. Çocuklarımızı göremedik, anne babalarımıza efendim aşağıdan merhaba dedik. Onlar bize yukarıdan, işte kapıya yemekler asıldı. Şimdi Hasan Bey de tabii ilk defa karşılaştığımızda bir hastalık. Allah korusun, ölmekten bile korkmuştur. Yalnız başına kalıyorsun ya bir de evde. Hakikaten böyle terk edilmiş gibisin. Terk edilmiş. Sen de aşağıdan şöyle bir seslenip, Hasan iyi misin, ne yapıyorsun, bir şeye ihtiyacın var mı, kapıya bir yemek asayım. Niye yapmadın? Bir akşamda bana boşandı. Serap'a. Bir akşamda bir demiyor. Akşamda. Serap'a. Bir akşamda. Yeminle kızımla konuşuyorum. Gittik, bir torun akşamda... zile bastı. Bak, torun zile bastı. Vallahi de billahi de ağladım. İlk zile basan Allah benim. Bir baktım. Torunum yemek getireyim sana. Yok, yemek getirmedi. Yemeği ben o hastayken yemeği ipi sallandım aşağıdan balkondan aşağı. Işte. Öyle çektim çocuğu yani, eve almadı. Yani karısından bekler ister gelini ister kızı. Sen de hiçbir şey yapamasan da aşağıdan Hasan iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Keşke bunları yapsaydın. İnsan o dönemde hakikaten hepimiz öleceğiz dedik tamam, yani. Öyle de sen de, niye yapmadın? Senin dediğin haklı da ben zaten doktordan anneme gittim ya. Bu anneme gitmeden her tarafa telefon. Boşayacağım, boşayacağım, eve gelmesin, kapıları kilitledi. Zaten iki gün önce de kilitledi, açmadı hiç mesela. Ya, nerede bir ayın içinde. Nerede iki gün önce? Meleği yarattırım tuvaletine gittim. İki gün önce değil, bir ayın içinde üç kere oldu işte ya. Bu. İki kere de öyle yaptın. İki gün içinde demişim yanlışlıkla. İki kere hastalıktan önce yaptın. Bir de bu üçüncü. Tamam mı? Üçüncü. Dün akşam da senin... Şimdi dün akşama geleceğim. Dün akşam hiç değilse bu 47 yılın hatırına bir iftar yapsınlar dedik. Çifti buluşturduk, bir baş başa kalsınlar dedik. Bakın neler oldu. Dünkü yayın sonrası Havva Hasan çifti iftar yemeğine gitti. Çok özel anlar yaşandı. Yayınlarımız sonrası Hasan amca Havva'yı karşıma alıp uzun uzun konuşmak istiyorum dedi. Biz de Havva teyzeyi ikna ettik ve iftarımızı açmaya Eyüp Sultan'a geldik. Bakalım Hasan amca Havva teyzeyi ikna edebilecek mi? Hasan'dan romantik teklif. Özür diliyorum. Bunca yıl beraber geçti 47 senemiz. Bundan sonra da ömrümüz beraber geçsin. Torunlar var, çocuklar var. Demek ki haksızsın ki. Torunlar da senden ayrıldı. Havva teyze sen Hasan amcaya nasıl yemekler yapardın? O her şeyi yer. Ekmek görmemişken yemeksiz. Her şeyi yer o. En sevdiği önceden bardak bardak pekmez içerdi, gelirdi. Yemeklerini çok özledim. Havva teyzenin yemeklerini özledin mi? Bir buçuk sene zamanı özledim. Kendimi yapıyorum. Yumurta şey... Eve gülenler pişmez. Sancı cebindeki parayı alı gider. Evime kaç kadın geldi söyleyeceksin. Özür diliyorum, ben af istiyorum. Ben özür dilemiyorum. Senin yaptığın karılarından tanışmak istiyorum. Ha, o bitti onlar. Bu da benim kafama attığımda da doğruyu söyle. Bana söyleyen kişi tam 7 kişi gördüm diye. 7 ayrı ayrı. Hiç yani adımı anma diyorum ben sana. Anma, bitti. Yalnız ya evi bırak, 6 tane kadın söyleyecek bana. 2 tane. 2 tane değil. Evet, çok kırgın, çok kızgın. Haklı olarak belki birçok şeyi affedebilirdi ama bu yani itiraf edemem. İhaneti keşke affedemiyor. Keşke ben bugünlere göreceğimi birimiz ölseydik de arkamızdan ölen olsaydık.
Ayırmıyorum bak. Yine de Allah ömür verdiyse benden bir saat önce gittiğine de razıyım. Şu çoluğumun çocuğumun başına bela olma. Olma. Senin kahrın çekilmez. Ben çektim. Ama çoluğun çocuğum utanıp yaptım, çekmesin. Yaptım kahrımı şey yaptım. Ne yaptın çoluğun ya? Çocuğum ne utanıp çekmesin sen de. Ta ne yapacaksın ya? Çocuğu ya. Çöpe attın da şimdi... Ha? Nasıl? Akşam çocuğun oyuncak... İtiraf etmiş ama açık açık söylemiş. Söyleyecek ben söylettiririm. Söylettiririm. Peki. Ben 16 yaşımdan beri ondan kahrını çekiyorum. Ne olduğunu ya. Da çok iyi biliyorum. Çocuklar barışmanızı istiyor mu? İstiyor lan çocuklar istiyor. Gelin, İsterler. Oğlu, ama ben istemiyorum. Kızı. Çocukların istemesiyle evlilik mi olacak? İstemiyorum. Benim peşimi bıraksın. Bak şimdi buradan gidince ben boşanmadan şey yap bir diye avukatıma da gidip ceza mı oluyor? Ne oluyor? Seni evden terk mi ettiriyorlar? Burada kalana da davet ediyorum. 3 tane hakkım var. Sen bir kere o eve girip orada biraz yaşaman lazım. O ev senin de evin. Şimdi 1,5 sene o eve girmeyeceksin. Bak 3 tane sana yol açı varıyorum. Hangisi işine giriyorsa onu tut. Ya 1 milyar kira ödeyeceksin ev sana 2-3 milyar. 2 milyar ev, 1 milyar senin, 1 milyarı benim ev ortak. Ya öyle yapacaksın ya satacağız parasını bölüşeceğiz. 3 tane kural geldi son nokta bu. Ya da gidip bu. Babanın evinde yaşayacaksın. Nerede yaşarsa yaşasın. Onun yaşadığı şartlarda ki o şartları da biliyoruz ister zaten. İster 100 liraya ev tut, ister 1 milyara ev tut, benim evimi bırak. 1,5 sene ben rahat yaşayacağım. O çiçeği de ugarlardan birine götür. Kesinlikle. Buraya da bir not yaz. Bir dakika bir müsaade et konuşsun. Buraya da bir not yaz. Benim hanım sana layık görmüştür. İkimizi birbirimize diye buraya git otur. Kesinlikle. Ben bu çiçeği kabul etmiyorum. Bak burada çiğlerim. Ben 47 senelik hayatımızı birleştirmeye şey yapıyorum. Çiçeği acıyor. 47 senelik şey. 100 sene olsa, 100 sene olsa. Hayır. Ayaklarını ne yapışacağım? Benim arkamdan koşun. Hayır. Dur gitme. Geç. Hayır. Ay eyvah. Bak çiçeği de attı vallahi. Atarım diyor. Demeyen mi atarım diye. Şurada. Demeyen mi atarım diye. Temizle orayı. Yaptığın namusluk. Şimdi... En son onu yaptırdın bana. İstemiyorum dem ya. İsteyerek evlendim, istemeyerek boşanacağım. İstemiyorum artık. Ya boşanma yok güzelim. Ben sonunda boşanmaya da geleceğim. Şu kuralların bir yerine gelsin. He? Kuralların yerine gelsin. Öyle boşanacağım. Bugün değil. Şimdi şu 3 kuraldan birini seç. Hasan Bey, bu ihanetler olmasaydı ben çok olur daha bu. Israr edebilirdim. Tabii. Çok daha ısrar ederdim. Yapma Havva Hanım, gözünü seveyim. 47 yıllık evlilik, 2 salça, 3 turşu için diyorum. Bitmez ben derdim. Etmiyorum. Ben bu yaptığın hareketleri kalbime gömemiyorum artık. Gitti. 20 senedir Hasan nerede? Hasan bana niye öyle dedi? Yattık sabahleyin Hasan bana niye öyle dedi? Ya. Yok tadı yoktu, yok tuzu yoktu. Yetti. Son nokta. 100 sene daha yaşayacağımı bilsem senin yürüdüğün yoldan yürümeyeceğim böyle. Bitti. Pişman mısın Hasan Bey? Pişmanım. Olacak. Vallahi pişmanım. Niye pişman? Beni sokağa bıraktığından pişman değil. Aha bu rezillikten pişmanız ikimiz de. Yapma canım bu rezilliği. Yapma canım. Ben sokağa seni bırakmadım. Kapıyı kilitlenince sokağa bırakıldı olmuyor mu? Ya sen beni terk edip gittin. Hayır. Sen, ben kilini değiştirdim. Gene oraya gelmeyelim. Gelme oraya. Olmayacak. 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 Kadın gururlu, onurlu bir kadın. Ama dediğim gibi... Sen dönüşte o eve gidiyorsun. Başım enerjiyi verin ben gidiyorum. Tamam. Yarın bir gün sonra gelsin o. Tamam. Evde benim çocukların oyuncakları gittikten sonra belki evimde kaybım var. Ona göre buraya bildiririm. Bu bardak çanak mamatiz diyor ya ben de evimi kontrolden geçiririm. Tabii ki.